Kim var orada? Ya içeride kilitli kaldım. Açar mısın kapıyı? Gir. Hocam. Hocam benim size bir şey söylemem lazım. Onur ve Hayat Hoca ile ilgili. O konu kapandı evladım. O konu bitti, tamam mı? Bitti o konu, kapandı. Nasıl yani? Kovuldu mu Hayat Hoca? Hayır. Hayat Hoca'nın suçsuz olduğu anlaşıldı. Çıkabilirsin kızım. Çıkabilirsin sınıfına. Sevda, tamam mı? Anlattım her şeyi. Sevda, konuşsana. Dilini mi yuttun? Kurtulacak mı Hayat Hoca? Evet. Kurtulacak. Yani kurtuldu. Ben girdim müdürün yanına, çatır çatır her şeyi anlattım. Yani Hayat Hoca okulda kalmaya devam edecek. İyi. Peki sen? Bir ceza falan bir şey... Aa, yok, yok, yok. Hayat Hoca şikayetçi olmadı benden. Zaten müdürle çok üstünde durmadı. Yani sonuçta önemli olan benim gerçeği anlatmış olmam, değil mi? Güzel. Bu konuyu en az ısrarla atlatmamıza sevindim. Ha bir de... Gözde'nin artık aramıza giremeyecek olmasına çok sevindim. Yani sen bana söz verdin ya... Bir daha Gözde'yle konuşmayacağım diye. Ben sözümü tuttum. Sen de tutarsın herhalde Burak. Tamam Sevda. Verdiğim sözü unutacak değilim. Merak etme. Ne oldu? Kurtulmasın tuvaletten. Biz de Hayat Hoca'dan kurtulduk bu arada. Sen öyle san. Sevda geldi. Sana yakışanı yaptın Sevdam. Helal olsun sana. Sadece kendine yakışanı değil, aynı zamanda 10B'ye yakışanı yaptı. Net. Hayat Hoca kurtuldu ya. Günün en güzel haberi. Arkadaşlar bahse giriyorum. Hayat Hoca Sevda'yı affedecek. Oğlum affet dedik ya. Sizden çok özür dilerim. Yani nasıl olduğumu sormayın ama bu olan bitende benim gerzekliğimin de payı var. Ama inanın ben size kötülük etmek istemedim. Tamam. Sorun çözüldüğüne göre benden özür dilemene gerek yok Sevdacığım, tamam mı? Ama eğer bir gün bunu neden yaptığını bana anlatmak istersen... ...ben öğretmenin olarak seni dinlemeye her zaman hazırım. Tamam mı? Güzelim mi? Şimdi ödev için eşleme yapacağız. Herkes kendine bir et seçsin. Hocam ben zaten hocam. Kesin! Gel. Yok, bu böyle olmayacak. En iyisi teker teker seçelim. Size kalırsak. Sen de not al kızım. Evet, Nedim'in eşi olmak isteyen. Hocam herkes benim eşim olmak ister. Hiç sıkıntı çıkma, ben hemen seçeyim hocam. Yuh be yuh. Hiçbiriniz mi istemiyorsunuz be? Gözdeciğim. Sen de mi? Neyse neyse. Hocam ben kimseyi istemiyorum. Ben tek başıma babalar gibi yaparım hocam. Sıkıntı yok. Yok olmaz öyle. Kalın kaç, sen ol. Pardon, Ceyhun. Tabii ki hocam. Ceyhun'um be, kardeşim benim. Beraber çözeriz, hiç sıkıntı yok. Kardeşim ben de seni istiyordum zaten. Evet, Orhan'a eş olmak isteyen Orhan'ın taliplerini görelim. Ben varım hocam, biz hallederiz onu. Tamam hocam, hocam beraber. Burak!
Gözde. Hocam olmaz. Hocam olmaz. Dayak atan emoji yakındır. Ya hocam başka biri olsaydı. Hani en azından evi yakın olan biri falan. Daha tabii. Uzatmayın. Yaz kızım. Gözde bırak. Abidin. Kolay. Sevda. Hocam, böyle işleri iyice karışır. Yani bence kura çekelim. Hocam. Yalnız davul bile dengi dengine demişler. Bu eşleşme çok dengesiz oldu. Hayır yani, bazılarımızın gelir düzeyi yüksek, bazılarımızınki alçak. Evet hocam, bazılarımızın şeref düzeyi yüksek, bazılarımızınkisi alçak. Çok dengesizlik oldu yani, net. Vay ya, sus kızım. Tamam, tamam evladım. Derse başlıyorum. Yalnız ben bu gülüşle bu Kore'nin ağzını yüzünü dağıtırım ha. Merak etme aşkım, ben de Gözde'ninkini. Böyle el kaldırmalar filan. Hem sen o Koray meselesini takma. Benim Koray'la işim olmaz. Ne? Ödevler ne olacak? Yani onlarla yaptık diyeceğiz. Sen de amma kolay yalan söyler oldun ha. Burak, Koray'la yapayım ödevi istersen. Dediğin gibi olacak zaten, mecbur. Sayfayı açalım. Anadolu fay hattının güney yarım küredeki karşılığına bakalım. Abi madem yanını tuttun, kitabı çıkaracaksın. Ne? Oğlum bende kitap yok ki. Ben zaten o yüzden çağırdım seni yanıma. Oğlum ne çıkaracak adamsın lan sen? Ne var oğlum ya? Ne yapacaktım? Kara kaşına kara gözüne mi çağırdım sandın? Öyle olsa ne yaparım? Gözdeciğimi çağırırım yanıma. İşte. Burak. Bizde iki tane var. Al buradan bakın istiyorsanız. Teşekkür ederim. Gözdeciğim. Ben de sana o zaman bir jest olarak tarih kitabı veriyorum. İçinde çok güzel tarihler var. Zeynep'ciğim şunu uzatır mısın?
birlikte gidebilir miyim? Git. Sevda, içim. Gözde'yi kaybediyorum. Onu kaybediyorum. Başkasını seviyorum dedi bana. Başkası var dedi. Başkası var dedi. Burak mı? Fark eder. Burak, Ahmet, Mehmet, benim var. Sevda, bana yardım et. Onu başkasıyla görmeye dayanamam. Lütfen yardım et lütfen. Açık açık söyledim mi kim sevdiğini? Sevda, bana yardım et. Yoksa bunlar... Yani gözleriyle... Söyleme. Söyleme, ne olursa söyleme. Bırak benim her şeyim. Hayatım, çocukluğum, her şeyim bırak benim. Söyleme, ne olursa. Sevda. Bana yardım eder misin Sevda? Bana yardım eder misin Sevda? Sevda, yardım et. Yardım. Yardım et Sevda. Zaten vaktim yok benim. Hadi çıkalım mahalleden. Ay, daha uzak bir yer yok muydu ya? Markete diye çıktım ben. Ya ne olacak Sevda ya? Bir çay içip döneceğiz. İyi, tamam. Hemen konuya gireceğim. Bir zahmet. Bu Gözde'yle Burak'ı ne yapacağız? Gitgide yakınlaşıyorlar. Her fırsatta yan yanalar. Sus köpeği. Resmen ayartıyor sevgilimi. Seninki de ayartılmaya dünden razı. Resmen diyor ki Sevda, gel beni döv. Baba bizi bunu yapma.
Ne oldu Sevda? Ne oluyor? Sakin ol, tamam. Baba. Tamam, sakin ol, tamam. Sevda. Babamın hayatında biri var Koray. Ben babamı çok severdim. Benim kahramanım. O kadın hayatımıza girmeden önce biz çok mutluyduk. Babam hep bizimle vakit geçirmek isterdi. Bazen okuldan eve gelince babamı evde bulduğumda çok mutlu olurdum. İnsan bazen mutlu olduğunu anlamıyormuş. Sonra zaman geçiyor. Şeyler değişiyor. O zaman anlıyorsun. Ben o zaman çok mutluymuşum Koray. Ama artık geçmişte kaldı. Çok üzüldüm Sevda. Yani keşke yapabilecek bir şeyim olsaydı. Keşke Koray. Keşke. Koray. Ben bunları kimseye anlatmadım. Burak bile. Yani sen de kimseye söylemezsin. Merak etme. Bu gece konuşulan her şey burada kalacak. Tamam. Sağ ol. Beni eve bırakabilir misin? Çok geç oldu. Tamam. Hadi. Çocuklar! Barış Bey bugün sözleşme merasimi için aramızda. Barış Bey transferden vazgeçtiklerini söyle. Ne diyorsunuz siz? Hocam olmuş bir şey ya. Barış Bey ne demek oluyor bu şimdi? Üzgünüm Burak. Çok yetenekli bir çocuk olduğunu biliyorum ama bizim kulübün diğer üyeleri maalesef bunu kabul edemediler. Nasıl olur ya? Şaka mı ya bu? Ne yapıyorsunuz Barış Bey? Thank you.
kanka. İçimden bir ses, bu işte senin parmağın var diyor.